Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün dondurucuya koyduğum yeşil fasulye yemeği yapacağım. Şöyle yazdan yaz mevsiminde bu yeşil fasulyeleri dondurucuya koydum. İçerisinde kırmızı biber, yeşil biber ve fasulye var. Bir de domates rendesi var. Bu şekilde dondurucuya koymuştum. Şimdi bunu çıkardım. Nasıl yemek yapıyorum sizlerle paylaşmak istedim. Dondurucudan çıkardım bunu. 2 saat dışarıda beklettim. Tezgahta beklettim yani. Tamamen buzu çözülmedi. Şu anda hala buzlu. Bu şekilde çeşmenin altına tuttum. Yani poşetini çıkarmadan, dondurucudan çıkarttıktan sonra şöyle bir çeşmenin altına tuttum. O zaman daha çabuk buzu çözülüyor. Bu şekilde kenara aldım. Yine bu da dondurucudan çıkardığım kıyma. Bu kıymayı da bir yemeklik olacak şekilde kıymayı ilk toplu birlik aldığım zaman bu şekilde yemeklik olarak ayırıyorum. Tek tek poşetlere koyuyorum. Bu da kıyması. Kıymalı fasulye yapacağım bugün. Burada şöyle dolu bir yemek kaşığı salça var. Bu salça domates salçası ve biber salçası karışık. Onu da yine şöyle bir yere linkini bırakıyorum. Bunun videosunu çekmiştim. Salçayı nasıl saklarız diye. O şekildeki hazırladığım domates ve biber salçası karışımı bu da. Bir yemek kaşığı. Yine domates rendesi biber fasulyenin içerisinde olduğu için fazla koymuyorum. Bir kaşık koyuyorum. Burada bir tane soğanım var. Burada da baharatlarım var. Siz damak zevkinize göre kullandığınız baharatları ekleyebilirsiniz. Burada tuz, pul biber ve karabiber var. Yağ olarak da zeytinyağı kullanıyorum. Yemeğimin malzemesi bu kadar. Şimdi yemeğimi yapmaya başlıyorum. Öncelikle buradan yarım fincan kadar zeytinyağını tencereme koyuyorum. Tencerem de düdüklü tencere arkadaşlar. Düdüklü tencerede yapacağım. Baharatları kenara alarak soğanımı doğrayarak işe başlıyorum. Soğanı tencereye koydum, yağını ekledim ve kavurmaya başladım. Birazcık soğanlarımın sotelenmesi gerekiyor. Soğanlarım biraz sotelendi. Şimdi içerisine bu buzlu kıymayı atıyorum. O kendi kendine çözülecek şimdi. Mikrodalga fırında da çözdürebilirsiniz arkadaşlar veya da bir gün akşamdan çıkarırsınız. Yemek yapmaktan önce çıkarırsınız. Buzdolabında da çözdürebilirsiniz ama ben buzdolabında çözdürmedim. Hemen aklıma geldi yapmak. O yüzden böyle tencerenin içerisine attığınızda da kendi kendine çözülüyor. Problem yok. Yine fasulyeyi de böyle buzuyla atacağım. Şimdi içerisine salçayı ekleyeceğim. Şuradan bir kaşık salçamı ekliyorum. Salçamı ekleyip şöyle biraz kavurduktan sonra İçerisine buzuyla birlikte fasulyeleri ekliyorum böyle. Eklediğim fasulyelerin üzerine birazcık sıcak su ekliyorum. Böyle bir çay bardağı kadar.
şöyle yavaş yavaş kaynayarak çözülmesini bekliyorum burada. Şöyle buzu güzelce çözüldü fasulyenin. Gerekirse su ekleyebilirsiniz tekrardan. Ama benim fasulyeye şu anda su gerekmiyor. Bir bardak kadar su eklemiştim az önce. Şimdi baharatlarını da atacağım. Ağzını kapatacağım şimdi. Şöyle bir karıştıracağım. Zaten fasulyem yarı pişmiş. Şimdi burada bir 10 dakika daha pişse benim için yeterli olacak. Tencerenin ağzını kapatıyorum. 10 dakikaya ayarlıyorum. Böyle sebze programına getirip 10 dakikaya ayarlıyorum. Yeterli olacak. Şimdi yemeğim burada pişerken yan tarafta da ben bir pilav yapayım. Yeşil fasulyem düdüklü tencerede pişerken şimdi ben pilav yapacağım. Pirinç pilavı yapacağım bugün. Şöyle bir bardak ölçüyle. Öncelikle pilav için baldo pirinç kullanın arkadaşlar. Baldo pirinçle pilav çok daha güzel oluyor. Şöyle bir bardak pirinci yıkama kabına koyuyorum ve normal soğuk suyla bir çalkalıyorum. Şöyle yavaş yavaş güzelce. Ben suda bekletmiyorum pirinçleri arkadaşlar. Hemen yıkadıktan sonra pişiriyorum. Şöyle güzelce toz toprağa gitsin diye yıkıyorum sadece. Şöyle 1-2 dakika beklesin. Ben de o arada şöyle şehriyeleri kavurarak işe devam edeyim. Pilav yapacağım kabı ocağa koydum. Üzerine şöyle birazcık sıvı yağ koydum. Bunun üzerine 2 yemek kaşığı şehriye ekleyeceğim. Şöyle tel şehriye de ekleyebilirsiniz, arpa şehriye de ekleyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı şehriye benim için yeterli olacak. Bir ölçü pirinç için. Şimdi yavaş yavaş bunları kavuracağım. Sonrasında yıkayıp süzdüğüm pirincimi ekliyorum. Pirinçleri ekledim ve yavaş yavaş şimdi pirinçlerimi karıştıracağım. Çok fazla kavurmuyorum pirinçleri ama yine de biraz şöyle suyunu çekene kadar kavuruyorum. Şöyle bir bardak ekledim. Bu ikinci bardağım ama fullemedim bardağı. Şöyle bir parmak eksik. Bunu da ekliyorum. 1'e 1,5'tan fazla koyuyorum. Niye 1'e 1,5'tan fazla koyuyorum? Çünkü içerisinde şehriye var. Şehriye olmasa 1'e 1,5 çok iyi geliyor. Ama şehriye için bir çeyrek bardak da şehriye için koyuyorum. Şimdi bu kadar su yeterli. Üzerine tuzunu ekleyeceğim. Bunun için de 1 tatlı kaşığı tuz yeterli. Bu aşamada arkadaşlar tuzunu ekledikten sonra şöyle 3-4 damla limon sıkabilirsiniz. Şöyle de karıştıracağım ve ağzını kapatacağım. Kaynamaya başladı. Şimdi ağzını kapatıyorum, altını da kısıyorum.
Pilavımızı bu aşamada bir kere karıştıralım. Şöyle alt üst edelim. Suyunu çekene kadar bir daha dokunmayacağız pilava. Pilavım suyunu çekti. Şöyle kapağını açıp bir bakacağım. Bakın. Şimdi altını kapatacağım. Ağzını da kapatacağım. Biraz dinlenmesini sağlayacağım. On 15 dakika dinlenmesi gerekiyor. Bu şekilde bırakıyorum. Fasulyem de pişti. Şu anda düdüklünün havası çıkıyor kendi kendine. Bir 10 dakikada onu bekleyeceğim. Yemeklerim hazır. Fasulye yemeğim hazır arkadaşlar. Pişti. Kıymalı fasulye, yeşil fasulye. Pilavım da burada hazır. Yanına da bir kase yoğurtla güzel bir menü olur. Şimdi bunların servisini yapacağım. Sizlerle de paylaşayım. Bakın tane tane şahane bir pilav. Burada önemli olan seçtiğiniz pirinç de çok önemli. Şöyle. Biz fasulyeyi bu şekilde seviyoruz arkadaşlar. İnce ince dilimlenmiş şekilde. Tabii ki sizler de kırıp da dolabınızda koyabilirsiniz. Biz böyle dilimleyerek koyduk dolabımıza. Böyle fasulyemiz ve pilavımız, yanında da bir kase yoğurdumuzla nefis bir menü oldu. Yapan arkadaşlarıma afiyet olsun diyorum. Kanalımı takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Videomu beğenirseniz, altına da yorum yaparsanız dönüş yaparım sizlere. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.